Arkadaşlar selam, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünün ikinci videosu ama bu videoyu elimden geldiğince hızlı montajlamaya çalışıp yayınlamaya böyle azimle çalışacağım. Alışveriş son zamanlarda yapmış olduğum alışverişlerden size biraz bahsedeceğim. Önce BİM ganimetlerimden size biraz bahsetmek istiyorum. Benim evimin yakınlarında yok. Ben yani gidene kadar her ürün, her insertörünü, BİM aktüelde çıkan her böyle janjanlı makyaj ürünü falan bitiyor. Bulamıyorum. Fakat annemin evinin karşısında, hemen böyle evin karşısında bir BİM var. Oraya gittiğimde hiçbir şey bozulmamış gibi her şey yerinde duruyor ve her istediğimi bulabiliyorum. Bu da onlardan biriydi benim için. Hemen saçlarımı toplayıp geldim. Çok oynamamak üzere. Simple'ın mişeler, temizleme suları, günlük de temizleyebilirsiniz. Fakat ben makyaj temizlemede kullanıyorum. Bunları BİM'den 41 ya da 42 liraydı. Yanlış hatırlamıyorum. Sen... O kadar çok fiş var ki bu değil. 41 ya da 42 liraydı. Bunların Trendyol'da ya da Watson's'ta ben fiyatlarına baktım. Gözlerime inanamayınca BİM'de bulunca hemen iki tane stokladım. Çok seviyorum. Simple ürünlerin çok güzel. Bence makyaj temizleme için mükemmel bir seçenek. Severek de dediğim gibi kullanıyorum halen. Sonrasında dediğim gibi benim evimin yakınlarında bulamasam da annemlerin orada her şey oluyor. Eyüp Sabri kolonyalarını aldım. Farklı versiyonlar işte Japon çiçeği, limon ve okyanus kokusu. Bunlar da 30 liraydı. Normalde online kendi sitesinde bile fiyatları 54, 59 lira civarındayken 30 liraya bulunca hemen stokladım. Ben çok limon kolonyası sevmiyorum. Farklı kokuları daha çok seviyorum. Fakat bir ziyarete gittiğimde hediye olarak da böyle güzel oluyor. Atıyorum çantaya, benim için iyi oluyor. Bakıyorum başka. Bence karışık anlatmaya başlayayım. Justin Beauty'den alışveriş yaptım. Justin Beauty'den ben neler aldım? Bu da Justin Beauty kutusu. Parça parça koymuşum. Aman tanrım. Justin Beauty'den BB krem aldım. BB krem ben Misha'nın kullanıyorum. Yıllardır Misha'nın kullanıyordum. Fakat 2 aydır mı yok BB kremleri? Bulamayınca farklı markalara baktım. MAC'ten ya da NARS gibi marka. Fakat alınacak gibi değil. Sonra bunları buldum. Bekliyordum zaten bu markanın. Mizon markasının 27 numara ben kullanıyorum. Yüzümde de görmüş olduğunuz yapılandırıcı salyangoz özlü BB kremi. Yüzümde de bugün bu var ve uzun zamandır kullanıyorum. Yoğun bir BB krem. Kapatıcılığı yüksek bir BB krem. Hem şöyle kutuda, bu hiç açılmadı henüz. Bunu açtım. Severek kullandığım bir ürün. Elimle yayıyorum. Sonrasında ıslak bir suyu sıkılmış nemli süngerle iyice yüzüme oturtuyorum. Sonrasında ihtiyaç olursa hafif bir pudrayla geçebiliyorum sabitlemek için. Çok memnun kaldığım bir ürün. Bir pompa almam tüm yüzüme yetiyor. 50 ml bir ürün. Bunun 20'liği de var fakat 50 ml bana daha ekonomik geldi. Cilt renginiz benim gibi ise 27 numara sizin için ideal olacaktır. 27, 25, 23, 21 diye gidiyor diyebiliyorum ve daha koyusu da vardı ben aldığımda. Böyle kutusuyla koruma bantıyı da geliyor. Ben Justin Beauty'den aldım. Yıllardır oradan alışveriş yapıyorum zaten. Çok memnunum. Bunu da severek kullanıyorum. Makyaj masamda duran o ve hemen bulmuşken bir tane daha aldım. Çünkü maalesef koru ürünlerinde işte yok stok olmuyor, ürün gelmiyor, bulamıyorsunuz derken böyle Mizon'da Misha'da olduğu gibi kalabiliyorsunuz. Misha'nın güzeldi. Dediğim gibi bulamayınca bunlara devam. Sonra iki tane rujunu aldım Mizon'un. Mat rujları. Hemen okuyayım mı size? Okuyamam ki. Retro Mat, Retro Top ve bir de Modest Pink renklerini aldım. Bir sonbahar rengi. Böyle kahve değil, gül kurusu değil. Güzel bir renk bu. Daha pembe, mat renkler.
biraz altına nemlendirici isteyen ürünler nemlendirici ile birlikte güzel oluyor. Aldığım makyaj ürünlerinden birkaçı böyle. Kora kozmetiğini çok seviyorum. Son zamanlarda Kora makyajını, işte Kora makyaj markalarını denemeyi çok seviyorum. Derken tartım bir tane Lil Bloom. Bunu çok istiyordum. Bu paletini aldım. Bugünkü göz makyajımı da bununla yaptım. Göz makyajım bu arada şöyle renklerden işte bununla aydınlattım. Çok günlük kullanabileceğiniz renkler olmayabilir. Biraz böyle pembemsi, biraz koyu gibi de gelebilir. Ama benim elimde olmayan renkler değil mi? Ya da işte bu paleti almak için. Çok sevdiğim bir palet bu arada. Tarte gerçekten ama gerçekten harika bir marka. Sephora Türkiye'ye geldi. Buradaki fiyatları biraz yüksek. Ben özellikle şu an yılbaşı koleksiyonuna takmış durumdayım. Aldık paletleri. Farları harika. Türkiye'de biraz daha pahalı. Alabilirsem yeğenim aracılığıyla Amerika'dan almayı düşünüyorum. Sonrasında Yepuda'dan alışveriş yaptım. Yepuda Türkiye diye geçiyor değil mi? Yepuda. Çok güzel demek herhalde Korece. Romand markasını hep duyuyorum diyordum ve şöyle paletlerini aldım. Gerçekten insanların neden bu kadar sevdiğini anladım. Şöyle günlük bir farım olsun, ışıltılı rengi olsun. Ben bununla günlük makyaj yapıyorum diyecekseniz böyle bir palet elinizde olmalı. Bu hangi rengi? Hemen size söyleyeyim. Işıltılı olanı. İşte Türkçe yok, İngilizce yok. 02. 02 Better Than Palette. Mahogany Garden. Mahogany Garden olarak geçiyor. Şöyle ışıltılı renkleri. Bunların pigment dedikleri, mat renkleri gerçekten çok harika ve aldığımdan beri çok severek kullanıyorum. Birkaç gün önce de şu geldi. Bu da gene Romand'in küçük paletlerinden Better Than Eyes 02. Soğuk, pembe, kahve, gül kurusu ve ışıltılı gene pigment diyeyim, glitter diyeyim rengi. Buna da bayılıyorum. Henüz hiç parmak dahi sürmedim. Tam bir çanta ürünü. Makyaj masasında benim için çok kullanmak istediğim ve denemek istediğim ürünlerdendi. Severek kullanacağım. Onları da Yepuda'dan aldım. Sonra ben bunları hepsi böyle kutunun içine atmışım. Hay Allah, hiç yapmam aslında. Evet, şeye gittim. Zaten şeye hep gidiyorum. Bizim oradaki şey. Ne o? A101. A101 benim evimin dibi. İyi ki buraya A101 geldi. A101'de öylesine gezerken bunlar daha insert'e girmeden bizimkiler satışa koymuş ve ben de çok sevindim. Şöyle glosslarından aldım. Şimdi dudağımda da bu var. Nude Delight almışım. 03 Coral Nude. 01 Nude Delight. Delight. Dudağımda olan 03 Coral Nude ve 04 Peach Nude. Bunlar gloss yapıda, hafif renk veriyor fakat ışıltısı çok güzel. Bunların fiyatları 29.50'ymiş arkadaşlar. Hafif renkleri var. Çok tatlılar. Şöyle. Bu 04. 03 Coral Nude. Bu daha böyle pembemsi. Bunu da dudakta bir denedim. Bu da çok güzel duruyor. Fakat aldığımdan beri kullandığım bu 01 Nude Delight rengi. Daha böyle kahvemsi, tam nude. En sonunda gördüğünüz ışıltısı da gayet güzel. Bunlar sürekli A101'de oluyor ve hoşuma gitti. Sonra bir tane Jumbo Matt Lipstick Crayonlarından buldum. Bunun rengi 18'miş. Bu da şöyle. Üzerine gloss da tamamlayabilirim diye düşündüm. Ve bir tane de dudak kalemi aldım. Dur numarasını bulacağım, söyleyeceğim. Bir dakika, 504. Bu daha böyle kahvemsi, gül kurumsu bir renk. Yalnız jelatini açılışı mükemmel. Bunu da eşim akşam Migros'ta gezerken aldı. Jumbo kalem
Ne kadarmış onu söyleyeyim size. 26,95. Dudak kalemi ne kadar? Madem öyle. 29,95. Tamam. Bu 26, diğerleri 30 Türkçesi. Bunu da eşim akşam Migros'ta gezerken aldı. Migros'a uğradık eve gelirken. One Million Lashes Feline L'Oreal'in bir maskarası. Bu da güzel. Neden olmasın? Olabilir. Peçete var mı diye baktım. Elimdekileri biraz silmek için. Çok böyle olmadık yerden olmadık şeyler alınca seviyorum ben. Hoşuma gidiyor. Burada bir Watsons var. Ne var ki burada? Watsons'tan ben ne almış olabilirim ki? Hay Allah. Ha, hatırladım. Evet, tamamen aklımdan çıkmış bunlar. Aa, kız kardeşimle gittiğimde almıştım. Tamam. Şimdi oldu. Watsons'tan ben gene makyaja taktığım için ben bu kafadayım. Ha, şu kalemler harika. Şimdi Maybelline'in Tattoo Liner'ını aldım. Gözümün içinde de böyle mürdüm rengi, mor gibi görünen rengi var. Ondan çok memnunum. Çok hoş duruyor. Ve dağıtın. Dağıttıktan sonra da oynamıyor. Fakat sabitlenirse dağıtması biraz zor oluyor. Üstlere de kullanabilirsiniz eyeliner gibi. İçte de kolay akıp bozulmayan bir kalem. Mürdümünü almıştım. Çok beğendim. Sonrasında gittim koyu kahverengini aldım. Gel krayon, pencil, 911, smooth walnut diye geçiyor. Bunları böyle deli gibi sarıyorlar ya, ben bunları açmak için böyle akla karayı seçiyorum evde. Bunu almışım, bunun fiyatı neymiş o zaman biliyor musunuz? 150'den 69 düşmüş, 80'e falan gelmiş herhalde bu. Böyle bir şeydir. Diğerleri de bir tane Deborah Milano'nun rujunu almışım. Bunda indirim olmuş mu? Bu da 40 liraya falan gelmiş herhalde. Şöyle bir renk. Kahve değil, kırmızı değil. Böyle bir koyu pembe gibi bir renk. Ve ben bunları tamamen unutmuşum. Bir de pastelin 544 nude stain'i almışım. Bunu oradaki çalışan çok tavsiye etti. Ondan aldım ama aldığım Mizon'a çok benziyor şu pastel. Bunların fiyatları da 40 lira civarındaymış ben aldığımda. Ve bir tane de gene A101'de gezerken Mara Cosmetics'in 11 yağdan oluşan Medi Nail Matte 11 yağdan oluşan biyotin B7, keratin, sülfür, vitamin A, E içeren şöyle bakım yağından almışım. Bundan bende bir tane daha var. Kullanıyorum masamda. Bu topuklarım çatladığında ya da işte egzamam var diyorum. Ellerim çok çatladığında bazen krem yerine bu yağı sürüyorum. Bu biraz daha böyle bakım yapıyor. Gece yatarken sürdüğümde özellikle uzun süre beni idare edebiliyor. Böyle bir şey almışım. Bakıyorum kutuma. Artık ben bunları alınca böyle kutuya atıyorum. Kutudan sonra bakıyorum. Son olarak ne aldım? Tatil dönüşü havaalanından bir parfüm satın alma hakkım vardı. Ben de bunu da kullandım. Ben aslında Guerlain Mon'a takmıştım. Bir alışveriş yaptığımda bana onun testerini vermişler. Dolapta duruyordu. Geçenlerde bir sıkayım dedim. Aman Allah'ım o kadar güzel ki. Ama ilk çıkan ilk kokusu. Klasik kokusu. O da Türkiye'de bulunmuyor şu an. Yok. Bendeki tester dediğim gibi birkaç zamandır. O kadar beğendim. O kadar güzeldi ki Türkiye'de havaalanında baktım. Yok. Sonra dönüşte baktım. Bakarken spreyin şu basma yeri şurası çıkmış şişenin. Ben de çok aşırı meraklı bir ve aceleci bir tip olduğum için adenin kokusu nasıl acaba? Buradaki tam benim istediğim gibi mi? Çünkü Türkiye'dekileri şey yapmamıştım, beğenmemiştim. Derken o benim burnuma girdi mi?
Alerjim de olduğu için kokulara. Benim burnum kapandı mı orada? Bitti. Su gibi her şey bana. Hiç koku almıyorum. Eşim dedi ki yok bu güzel kokmuyor. Ama dedim ben bunu istiyordum. Orada var. Hayır öyle dedi. Bu güzel değil. Sonra başka kokulara baktım. İşte Good Girl'ün farklı versiyonları vardı. Ona baktım. Buna baktım. Hermes almak istiyordum. Yok yok dedi. O da çok çirkin kokuyor. Onu da beğenmiyorum dedi. Tenimde de deniyorum. Kağıtta da deniyorum. Hiçbir şekilde koku almadım. Ve Dior'un son çıkan Passion Girl parfümünü aldım. Bunun evde tuvaleti de var, bunun parfümü de var. Ben her zamanki gibi büyük olanını aldım. Dior kokularını çok beğeniyorum. Bunun beyazını da kullanmıştım, kırmızı versiyonunu da kullanmıştım. Eşim bunu çok beğendi. Ben de kokladım fakat ne olduğunu, nasıl koktuğunu hatırlamıyorum. Şimdi yani güzel bir kokuymuş, öyle diyorlar. Ben hiç almadığım için, aa dedim hadi sen bana almışsın gibi olsun ve bunda karar kıldım, bunu aldım. Açmadım henüz ama güzel bir koku olduğunu tahmin ediyorum, düşünüyorum. Öyle olmasını umut ediyorum. Gelirken kendime bunu aldım. Havaalanından parfümlerle ilgili bir video çekeceğim. Birkaç yorum okudum. Evet, arkada çok sevdiğim parfüm var. Mesela Olympia. Ben de çok seviyorum. Çok favori parfümlerimden. Bu Olympia'nın Aquas'ı. Ben Aquas'ını çok seviyorum. Fakat Olympia'nın bir de son çıkan bir parfüm vardı. Blossom değil. Bir şey daha böyle dışı desenli gene şişenin. O da güzeldi. Parfüm videosu çekeceğim. Bitirdiklerimi de kullandıklarımı da. Fakat en başta şunu söyleyeyim, çok böyle parfüm anlatabilen, koku anlatabilen bir kişi değilim. Ama içeriklerden bahsedebilirim size isterseniz. Son aldığım parfüm de bu şekildeydi. Dior seviyorum, güzeldi kokuları. Bir daha gidersem Hermes ya da Guerlain Mon alacağım. Kimseyi dinlemeyip. Bu alışveriş videosu bu kadar olsun. Ben şimdi videoları montajlayıp yayına koymaya çalışayım hemen. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Güneş kremleri videosu yolda geliyor. Ben vakit bulup hazırlanıp, sağlıklı olup kamera karşısına oturduğumda emin olun onları da anlatacağım. Parfümleri de anlatmaya çalışacağım. Bir kere de olmazsa bir iki kere de böyle bölerim. Öyle anlatmaya çalışırım size. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.